paramız yok. Yok oğlum. Hem olsa şimdiye kadar kullanmaz mıydık? Merhaba yenge. Erhan Ünsal için gelmiştim. Oldunuz mu oluyor? Evet. Buyurun siz içeri geçin. Ben size bir terlik vereyim. Bu devletin nüfus belirleme yöntemi bizim dönemimizde yoktur. 25 yıldır mı ne uyguluyorlar? O zaman doğanlar bu uygulamaya maruz kalmadı. Bunu yaparken parası olana kıyak geçtiler. Paran mı var? Öde devlete yaşayan vergini, al çocuğuna 70 yıllık hayat. Bizim gibi fakir fukaranın çocuğunu ne yapsın devlet? Madem ailesi para kazandırmıyor, ben niye bu çocuğun kaynaklarından yararlanmasına izin vereyim diyor. Saçlarını hiç kesmeyelim, böyle uzasın, dalga dalga olsun. O ona küçük spor ayakkabılarından almak istiyorum. Minicik ayaklarını kendi ellerimle giydirmek için. Elleri sana benzesin. Gözleri de sana. Ne dersin? Bir çocuk yapalım mı? Baba büyüyünce ben de böyle araba kullanmak istiyorum. Kimse beni yakalayamasın istiyorum. Oğlum, senin 10 yıllık ömrün var biliyorsun. Hem büyümeye de daha zaman var. Sana bisiklet alsam onu kullansan olmaz mı? 10 yıl ne kadar eder baba? Oğlunun öleceği günü saati bilerek yaşamak. O ana hep hazırlıklı olmaya çalıştık. İnsan nasıl hazırlanır ki? Daha mı az sever, daha mı az bağlanır? Anne! Anne! Ne oldu Erhan? Ben de okula gitmek istiyorum. Hani bakayım kim okula gidiyormuş? Hüseyin, Ali, Nermin teyzenin kızları da gidiyor. Olurum bak Cem okula gitmiyor. Hem bak Mert'le Elif de gitmiyor. Olsun, ben yine de gitmek istiyorum. Çocuklar siz önünüze boş bir kağıt çıkarın. Boyalarınızı da çıkartın. İstediğiniz resmi yapın. Çocuklar siz de kitabınızın 16. sayfasını açın. Okuyun. Orayı işleyeceğiz, tamam mı? O da herkes gibi hiç ölmeyeceğim diye düşünüyordu herhalde. Etrafta bir sürü insan infaz edilirken yine de insanın böyle bir şeyin başına geleceğine inanası gelmiyor. Seçim öncesi 18 yaş altı her çocuğa bir yıl hediye edince iyice umutlandık. Devlet Erhan'a bir kıyak geçecek dedik. Baba, hiç mi paramız yok?
delikanlı. Azıcık erkek ol. Hem anne babanı da üzüyorsun. Benim neyim fazla geliyor amca? Yemin ederim ne yüzümü yıkarım ne otobüse binerim. Anne söz, bir daha okula gitmeyeceğim. Söz baba, ehliyet almayacağım. Araba kullanmayacağım. Burada oturacağım. Seyir bakalım kolunu. Ağzı akacak biraz. İstersen bir bez getir, koltuklar kirlenmesin. Aksın, ziyanı yok. Şurayı imzalayabilir misiniz? Arkadaşlar mahallededir. Birazdan gelir alırlar vücudu. Küçük bir birikimimiz var bankada. Onunla da ne zamandır salona koltuk takımı almak istiyorum. Bu eski koltuklardan gelen eşin dostun yüzüne bakamaz oldum.